Merhaba yine arkadaşlar. Şimdi bebekle nasıl makyaj yapılır size göstereceğim. Anlıyorsunuz mı? Anlıyorsunuz mı? O da bir tarafta. Aşkım, aşkım, aşkım. Aman ihtiyaç dese girmir be. Aman benim uşağım. Gözlerini çıkar canım. Görüyorsunuz Nile suda bir taraftan makyaj yapmaya çalışıyor. Öğrenecek daha küçük kızım malum. Kaşlarımızı tarayalım. Akşamdan boyalı kaldı ama halledeceğiz. Ondan sonracığıma bir tane kaş boyası alalım. Şöyle Recep İvedik olduk. Korkmayın. Korkmayın yani. Şuradan biraz alıyoruz. Öyle mi yapıyorum ben? Tırım tırım tırım. Tırım tırım tırım. Tırım 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 tırım. Daha açık bir concealer'cığım alayım. Oradan buradan makyajı hoş geldiniz. Eser yok şimdi ıstırap içinde, yorgunum şimdi. Kaş kalemi var ancak içi boş. Yine şu sürülen şeyden biraz alıyoruz. Ve bozuyoruz. Ya. Biraz kaşları tarayalım. Bu sefer biraz fondöten alalım. O da anlatıyor şu an. Fondöten. Sprey. Pudra ile sabitleyelim. Su yerlerini karıştırdığı için biraz bulmakta zorlanacağım. Freedom Highlighter. Highlighter. Highlighter.
boğazında kalsın. Boğazında kalsın. Fondöten bu arada L'Oreal. L'Oreal Paris. Böyle yaptı, böyle. Pudralıyoruz. Aha, sözde o da yaparmış. Utandım, geldim ya. Şimdi dinle beni. Çok sıkıldım. Да, сажу така каз. А, лох ли правиш? Да. Теп сорелер, ушакала с макияж япармышым. Bu arada tabii ki o oyun oynarken yapıyorum ama böyle deneyim dedim. Dört. Nila, la, la, la. Makyaj yaptık ve hazırız yemek yapmaya. Kulağımı kopardım. Şimdi yemeği beraber yapalım. Ondan sonra biraz etrafı göstereceğim size. Sürekli kirayımı değiştirdiğimi soruyorsunuz. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş bu gözlerden sana akan yaşlar. Ay! Makyajı. Spreyi falan sıkmadım, sıkmıyorum zaten. Hadi böyle. İlk önce tavuk etlerini didikleyelim. Saşo, yani tavuk çorbası sever misin? Ya. Her seferinde bu çorbayı farklı yapabiliyorum. Ben evlenmeden önce yemek yapmayı bilmezdim mesela. Hani bilip bilmemekle de fazla alakası yok. Biraz da İçinden gelecek, biraz hani elin lezzetli olacak, ne bileyim. Bazı insanlar mesela yıllardır mutfakta olmasına rağmen lezzetli yemek yapamıyorlar. Biraz dışarısını görelim. Genelde soğan koymam ama koymayı deneyeceğim.
Elim yandı. Ütülendi resmi. Lambayı getirdim. Çok karanlık oldu. Dışarısı çok karanlık. Böyle biraz idare eder. Ben öyle bütün bütün koyuyorum. Küçük havuçları. Güzel oluyor. İçe pirinç koyuyorum. Pirinçli ilk kez deniyorum bu arada. Şimdi içine normal su koyacağım. Normalde tavuk suyu koyuyorum ama makyaj yaparken tavuk suyunu çekmiş. Hatta altı biraz yanmıştı. O yüzden normal su dökeceğim. Sıcak, soğuk benim için pek fark etmiyor. Tabii ki siz nasıl yapıyorsunuz? Onları da yorum kısmına yazın. Şöyle iki domates kesip ekleyeceğim. Uyanmış. Her zaman tek çoraplı geziyor bizim kız. Ufak bir ev turu yapalım şimdi. Işığı açalım. Daha eksikler var tabii ki de. Burasını Saşo'ya yaptım. Viski köşesi. Yazıları merak edenler. Ne zaman birine güvensek ertesi gün rakı içiyoruz. Yerinde edilen küfür şiir gibidir. Hacı. Getir bir yetmişlik Sebastian. Maksat başımızda büyük bulunsun. Yemek masasını buzdolabının yanına koyduk. Mutfakta yer olmadığı için buzdolabı burada. Yemek masası fazla büyük değil. 1.60 uzunluğunda. Bu salıncağı buraya koyduk. Aslında salıncağın arkasını kapattım. Orada şey vardı, şömine yeri. Biraz fiyatlardan da bahsedelim o zaman. İkinci el alıyorum ne alıyorsam zaten. Bu böyle set olarak. Ayrıca şu masa, sehpa 350 euroya aldım. 70 euroya. 70 euroya ama şu ayna da onunla beraber bayağı ağır, kaliteli, güzel bir ayna. Şu salıncağı da ikinci elden buldum. 100 eurodan aşağı bulamam sanırken 70 euroya buldum. Hiç kullanılmamış gibi, sırf içeride kullanmışlar. Arkadaki çiçekleri sürekli soruyorsunuz. Onlar AliExpress'ten. Ha, masayla falan ayrıca şu halıyı da 50 euroya aldım ama temizlenmesi gerçekten zor. Koltuk 500 euro, siyah kadife, o da temizlenmesi çok zor. Perdeler yeni 2 tane ama gördüğünüz gibi kısa geldi. 50 euro civarı. Şu torları zaten 2 yıl önce almıştım. Fiyatını unuttum. Şömineyi sormayın. Küfür edecek. Bayağı uzaktan gidip aldık. Düğünden dönerken Almanya'dan. 1 saat içeri girdik şu şömineyi alabilmek için. 50 euroya buldum onu. Beyaz olduğu için beyaz istedim. İnternette bir taneydi. Şunu da 100 euroya aldım bir tane siteden. Bir tane daha alacağım. Şöyle onun yanına koyacağım. Şömineyi de değiştireceğiz bu arada. Değil mi Saşo? Saşo dedi ki çok küçükmüş. Değil mi? Hı? Şömineyi değiştireceğiz. Hı. Orada aynaları Action'dan aldım. Onu Saşo yapıştırdı. Bunu ben gördüğünüz gibi berbat. Zaten perde takılacak yer var. Daha güzel durur diye düşündüm. Şu tor takacağım. Yatak odasını da şöyle değiştirdik. Gardırop aldık. Nilasun'un eşyalarını 200 euroya almıştık. Gardırop, dolabı, yatağı falan 200 euroya da satmayı başardım. Bunlar annemden aldım bu yatağı. Yeniydi tabii ki, nasıl açılacağını bilmedikleri için şurasını
Kopartmışlar, kesmişler. Işıklar olmazsa olmazım benim. Makyaj masam. Temiz katlanacak kıyafetler. Makyaj yaparken az önce Nilos'u böyle karıştırdı. Fazla bir makyaj malzemem de yok artık. İhtiyacım da yok çünkü. Tuvalet tam odanın karşısında. Orada da fazla gösterilecek bir şey yok. Banyo küçük zaten. Küçük, eski. Uzun bir koridor var. Koridorun sol tarafında çantaları koydum, ayakkabıları koydum. Kıyafetler bazıları burada, düğün ayakkabıları falan filan. Yani kirada olduğumuz için fazla bir şey yapmaya gerek yok. Burada da çamaşır makinesi, bebeğin arabası, scooter, deterjanlar, parfümler, gözlükler, kemerler, makyaj ürünleri, parfümler falan. Saçımızı burada kurutuyoruz. Buradan da dışarı çıkıyoruz. Fazla düzenli, toplu değil. Bugün burası da böyle ufak bir mutfak. Tuzunu ekleyelim. Göz kararı. Bunu yapmayan yoktur. Kıvamızları tabii ki de atmıyoruz. Biraz bol şebeğim kokusu. Çok az koyuyorum ben, tadını tamamen değiştirmesin diye. Çok da tuzlu olabiliyor onu koyunca. Şimdi terbiyesini hazırlayacağız beraber. Yumurtanın sarısı ve yoğurt. Biraz daha tuz koyalım. Biraz daha yağ koyalım. Biraz karabiber katalım. Katalım da katalım. Maydanoz. Yani. Sebze çorbası mı, tavuk çorbası mı bilmem ama tadı damak tadıma uydu. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Fiyatları söylerken makyaj masamın fiyatını söylemeyi unuttum ve gardıroba aynı şekilde. Yatağı zaten evlendiğimizde almıştık. Gardırobu 200 euroya aldık. O da ikinci elden. Makyaj masası 100'den aşağı bulmanız neredeyse imkansız. Dükkanda bile aynı masayı bulmanız imkansız. Ben 40 euroya buldum. Aynasını da 50 euroya buldum. Lambalarıyla birlikte. Halım 20 euroydu sanırım. Yeni alınmış ama kullanılmamış. Bir bayandan aldım onu. Perde aynı şekilde. Tül perde. O da 20 euroydu. Siyahlar zaten içeridekinin aynı. Onlar hoş da oturma odasındaki perdeleri değiştireceğim daha. Yapacak çok şey var daha. Ocağı kapattım. Çorbamız hazır. Sosunu servis edeceğim. Bakalım Saşo beğenecek mi? Artık her köşede resim çekinebiliriz en azından. Biraz hani eve benzedi öyle diyelim. Önceden bir düzen kurmuştum. Hani onu oraya bunu buraya koymuştum. Şimdi bakıyorum ne saçma şeyler yapmışım herhalde. Birkaç zaman geçtikten sonra şimdiki düzen içinde öyle söyleyeceğim. TikTok'ta yayında görenler bazıları eski hali daha güzeldi falan demiş ama insan tabii ki yıllarca aynı şeyi kullanamaz. Ben çabuk sıkılıyorum. Buyurun Saşo Bey.
Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu bile ikinci elden. Bayılırım böyle şeylere. Bunları hep kendim yaptım. En güzel çorba kim yapıyor? Pridis ne yaptı? Mark. O da. Lazım. Gösterelim nasıl yiyiz. Niye? İlk testi Sasha yapıyor şu an. Çok sıcak. Hadi be. Kaç burada? Şey koy limon. Sonra. Bir tane başka. Onda bir şey yap. Yürümüş bebeğim. Afiyet olsun bebeğim. İdare el kullan, az yaptım. Elim sağ, az yaptım diyor. Zaten predeme yapmıyorum. Da. Bunu da 3 gün idare et. Nilasa'ya bakın. Tek bu şeylere çare bulmadım arkadaşlar. Fikirleriniz varsa çiçek koydum. Sasha dedi düğün salonu gibi oldu. Beğendi, çıkarttım. Tavanlar zaten berbat, duvarlara sözüm yok. Kapıları falan filan Sasha krem rengi mi ne yaptı? Ben beyaz istedim, o böyle boyadı. Ne yapsam ben sana ya? Bebeğime bakın benim var. Koca bebeğim benim. Tek çoraplım benim. Nilasuna verirsek yiyor valla. Hiç reddettiği bir şey yok çok şükür. Detemeçta diyorum derim ben ona. Çünkü yediğimiz her şeyi yiyor. Onu verme, bunu verme, bilmem ne, bilmem ne. Biz nasıl büyümüşük. Sütünü de devamlı içiyor. Suyunu güzel içiyor. Zaten geçen bir forumda yazdım. Onun bebekliğinden bugüne kadar neler oldu, neler yaşadı diye. Bayağı linçlendim, nazar ettireceksin çocuğu falan filan. Öyle diyenlere zaten hiç aldırış etmedim, dinledim ama kendi bildiğimden şaşmadım. Nilasu'yla kolik sorunu yaşamadık. Nilasu'nun şu an 12 dişi var. Hep çıktıklarında fark ettik. Hani hiç gece uykusuz kalmadı. Nilasu geceleri yatağında yalnız uyur. Sütü yanında, suyu yanında, gece kendi içer. Tuvalet dersine başladık. İlk ders başarılıydı. Şu an 1 yaşında 2 aylık. İlk gıdaya 4 aylıktan itibaren geçtik. Zaten püreler var 4 aylık bebekler için. Sırf havuç, kabak gibi. Şu an ne versen yiyebiliyor. Çok şükür hiç böyle tıkanmadı. Çok güzel yiyor. Maşallah. Duş almayı sever. Olgun bir insan gibi konuştuğunuzu anlar, konuşamıyor ama şarkı söyleyebiliyor. Yürüyemiyor da, emekliyor ama ayağa kalkıp böyle saniyelerce durabiliyor. Yani yürümesi yakındır diye düşünüyorum. Nilasu şimdi yemeğini bitirsin. Neyse, uzun lafın kısası bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.